بسم الله الرحمن الرحيم. كل سهل في زمان المهنة صعب. Her kendi uzay asan gine iş, lakin imtihan zamanında kıyım bu kitap. Ana şunu da bilişimiz gerek ki biz imtihandamız biz demek. Uzay asan gine iş, bunu deyip gitse bu kitap da duramız. Bir işler demek kurasız da hayatızda. Şunu da gine bu gitseydi hazır şu hemen uzay kitap da duramız. Ana şunu da siz düşünün ki aslında doğru ya, şunu da rastlanan. Bunu da gine bu gitse hemen uzay kitap da mamma olardı. Lakin siz bir de bundan sonra unutmayın ki imtihan bu. İmtihan zamanında her kandı asan narsa buluşu kıyım bu kitabı. Uzu asan gine o. Siz imtihandasınız. Demek Allah sizde uşanda imtihandan yakşı utiyatkenizi kursa şunda gine narsa ki uzu digen narsan hakikaten sizde şunda gine kılıp muvaffakiyat bir oran. Siz bir müddet imtihan zamanında kıyımcilik çekişiniz gerek. Allah sizde uşanda sabırda kuruş gerek. Ahire geçe ümitsizlenmezden işançlı kuruş gerek. Tavakkülü kuruş gerek. Şükürlü kuruş gerek. Ana şunda uşa imtihan zamanındaki kıyım bulup durgen işte şunda saniyelerde Allah asan kılıp utkız var. Ana kareyim az bana şu birinci kısmını tasdiki koyduğunu. Yusuf Aleyhisselam'a imtihan zamanında, Yakup Aleyhisselam'a imtihan zamanında. İkileri yon muyon şaharda yaşayıp yürüşüptü. Mısır bilen Falestin ortası bitti Sinay yarım aralı var ortada. Hiç gine gine joy o Sinay yarım aralı. 200 kilometr chiqadimi, chiqsa qancha chiqadi Alloh alam. 100 kilometrmi? Ana shundan nariyog'iga o'tsangiz, o'zi Falastin. Lekin shunchagina yaqingina joyda yetishish qiyin bo'lib ketgan, qarang, 80 yil vaqt ketgan yetishlikka. Chunki ular imtihonda hozir. Imtihon zamonida har qanday ko'rinishdan osongina bo'lgan ish qiyin bo'lib ketadi. Dunyolar sizga foyda bermay qo'yadi. Odamlar hammasi yig'ilib sizga foyda beraman deb foyda bermay qo'yadi. Chunki siz imtihon zamonidasiz hozir. Kullu sahlin fi zamanil mihnati fa huwa sa'b. Ana shuni tushuning. Imtihon zamonida har qanday osongina ish, shu ham ishmi deydigan ish og'ir bo'lib ketadi. Chunki inson imtihonda bo'ladi unda. Mana buni yana bitta tasdiqini qarang. Bani Isroil, mana Musa alayhissalom ularni Misrdan olib chiqdilar. Baytul Maqdisga kiringlar, urushinglar, ana shu joy sizlarning yurtlaring bo'ladi. Shunday kirsanglar bo'ldi, deyapti. Osongina qaranglar, kirsanglar bo'ldi, deyapti Musa alayhissalom. Shu yerni fath qilasizlar degan Bani Isroil qo'rqoqlik qilgan. Biz kirmaymiz, bu yerda zo'ravonlar bor, sen bor o'zing Robbing bilan urushtiravergin. Biz o'tib turamiz bu yerda degan. Ana shu uchun Alloh ularni imtihon qilgan, qarang. Bani Isroil Misrdan chiqib ketishligi osongina bo'ldi o'zi. Endi ular posqligi uchun Alloh ularni imtihon qilganda Falastinni oldiga borishgan, lekin Falastinga kirish qiyin bo'lib ketgan. Alloh oyatda aytadi: "Arba'ina sanatan yatihuna fil ard." 40 yil yerda izg'idilar endi. "Fala ta'sa alal qawmil fasiqin." Bu fosiq qavmga sira o'kinmang deydi Musa alayhissalomga qarab. Qarang, shuncha firavonlarni halok qilib chiqib kelgan millat Allohning izi bilan shunday sizlarga sabab bo'lgan. Endi Bani Isroilga, ya'ni Baytul Maqdisga kirishga bir qadam qolgan paytda qarang, 40 yil izg'iyapti. Qayerda izg'igan ular? Haligi Sinay yarim orolini aylanavergan. 40 yil tasavvur qilyapsizmi? Bir qadam qolgan Bani Isroil Baytul Maqdisga kirishligiga, bir qadam qolgan. Fisqi sabab aylanavergan atrofidan shuni 40 yil. Ana shu qoidani tasdiqi. Kullu sahlin fi zamanil mihnati fa huwa sa'b degan. Imtihonda ular hozir. Bir qadam shunday yoniga borsa hozir Baytul Maqdis. Lekin posqligi uchun Alloh ularni imtihonga solgan. Aylanaveryapti o'sha atrofida, lekin kira olmayapti. Subhanalloh, taqdirlar o'xshashligini hozir bizni ummat ahvoli ham xuddi shunaqa. Jihodni qarang mana. Baytul Maqdis atrofida aylanib yotibmiz. Mana qarang, Damashqqa yetilishligiga bir qadam qolgandi. Davlat jamoati Damashqqa kirib borishligiga yoki boshqa mana jabhatun nusralar o'sha zamondagi jamoatlar Damashqqa kirib borishligiga bir qadam qolgandi. Damashqqa agar yetirinsa, u yog'i shunday tosh otsangiz Baytul Maqdisga tushadi. Bir qadam. Lekin imtihon zamonida ekanmiz hali. Insonlar demak hali fisqda. Insonlar demak hali fitnada. Ana shu uchun qarang, aylanib yotibmiz, ana shu atrofini shu yerga yetolmay yotibmiz Baytul Maqdisga. Xuddi Bani Isroil 40 yil o'shuni atrofida izg'igandek, bizga mana Shomda jihod boshlanganiga 8 yil bo'ldi. Izg'ib yotibmiz Shomda atrofida, yetolmay yotibmiz hali. Alloh alam, yana qancha izg'iymiz buni atrofida.
Ana şu yukarıdaki kaydan manası. Bir sünnet bu. Allah'ın kanunu bunun için. Kullu sahlin fi zamanil mihneti sa'b. Her kendi asan yine iş aslında bir kadem koyan bulan karısız yitilişlik gibi merrege. Lekin kendidir bizdeki bir fısk sebep Allah bir imtihanını cönetedi de yetişiş kıyım bu kitadı. Hazır Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam'da bir fısk mı yapız biz onu? Uzumuzda et yapız. Lekin onlar ise o imtihan edi o. Derecatı kurtarılışı için onlardı. 80 yıl karen ayrılıp şu etrafta ikerler uğurmalaşıp yürüştü. Ve orada Yakup Aleyhisselam ve orada Yusuf Aleyhisselam yetişiş kıyım bu gitti. Yine devamını karen kaydanı. Ve kullu sa'bin fi zamanil faraci sahlun. Her kandayı kurunuştan ya bu meydı buldu degen iş Allah eğer lekin şu visalde nasip kıyken bulsa yetişlikdi. Allah o şey faracı bitken bulsa şunu diye asam bu gitti. Bunun tasdiki namazı Yusuf Aleyhisselam kıssasına karayın. 80 yıl yetişip bulunmagan firak, ayrılık. Şimdi şu imtihandan ular utgan eken Allah ularda sabır, tevakkül, iman, inanç tükürgen eken ular hala joyda oturgan joyda bir-biri yetkizip koydu ularını. Görüyorsunuz mu? Yusuf Aleyhisselam Mısır'da oturttu. Otası Falastin'de oturttu. Lekin bir-biriga Allah ularda yetiştirip koydu. Karvan uzun Mısır'dan çıkan zakat otası etti yaptı ki buldu ben Yusuf taptım diyordu. Demek ki şu vatkeçe tapmagan. Burada bir imtihan pişliği kireydi. Eğer imtihan pişse siz etrafta gelip buluşu mümkünmez deyip uylengen imtihanı kuruşup dururken vakililerden korkmayın. Eğer pişse insanlar. Şunun için bugün kunda etyapmiz o mana. Eğer ümmet pişse, ümmet tayyor bulsa din için hemen ersege. Etrafta ümmeti kuruşup dururken bana o yavaya yırtkışlardan siz korkmayın ajdarhalardan. Hiç ne zaman söyler. Bu ümmet pişliği. Eğer ümmette Allah pişkanını kursa, o yitkişler düşündü, bir laksada yok kılıp, katta katta tağutlar, imperiyeler düşündü, kulatıp, yani şu bir laksada, buluşu mümkünmez diye nasıl bir koyar? Çünkü, kullu sab, fi zamanil faraj sahlun. Her kendi ağır iş, muvaffakiyet zamanında, hiç nasıl olmaz Allah gibi. Eğer bizde Allah şunge, layakatı kursa eğer. İmtihandan utken de bana iki peygamberde Allah şunge, haqiqatda loyiqligini ko'rdi. Shu uchun ikkalasi joyida o'tirgan joyda yo'q, ularni birlashtirib qo'ydi mana qarang. Ha, yana buni tasdiqi Bani Isroilda. 40 yil ular izg'ib 40 yil ichida posiq avlod halok bo'lib ketdi. 40 yil ichida Harun alayhissalom halok bo'lgan. O'sha tihda, sahroda, ya'ni mana bu Turi Sinoda izg'ib yurishgan paytlarida. Hatto Musa alayhissalom ham o'tib ketdilar shu orada. Yangi avlod keldi. Musa Aleyhisselam'dan varis bulup Yuşa ibn Nun peygamber buldu. Bani İsrail'e. Yuşa ibn Nun kiyen yenge avlat bilen hala ki buzakka sığınmagen taza tavhiddeki avlat bilen ona avlat şu ümmet Bani İsrail ümmeti faracge, nusretge, layakatlik bugün peyde bir vaxtlar Bani İsrail'e buluşu mümkünmez. Kendi kılıp biz uğruşamız bu. Falestin'deki zoramalılarge digen kıyın senegen nersesini bir günde fatıhıyan. Yuşa ibn Nun. Şunday borgan juma kuni bo'lgan. Juma kuni yetib borgan Falastinga. Yusha ibn Nun Bani Isroil bilan. 40 yillik harga izg'ishdan keyin. Juma kuni urush qilingan. Jumani quyoshi bota boshlagan. Ma'lumki shanba kuni Bani Isroilda dam olish kuni. Shanba kuni urush qilish mumkin emas bo'lgan ularga. Harom bo'lgan urush qilish. Shunda Yusha ibn Nun quyoshga qarab aytgan. Ey quyosh, sen ma'mursan. Ya'ni buyurilgansan botishga. Va men ham buyurilganman Baytul Maqdis fath qilishga. Ey quyosh, agar Allohning buyrug'i bilan ish qilayotgan bo'lsang to'xta degan. Sahih Buxoriyda hadis kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Quyosh Yusha ibn Nundan boshqa uchun to'xtamagan deganlar. Ko'ryapsizmi mo'jizani? Yusha ibn Nun ana shu gapidan keyin Alloh quyosh to'xtatgan botishdan. Ana shu quyosh botguncha shunaqangi katta jang qilgan bir kunda Baytul Maqdisni Bani Isroil fath qilib kirib kelgan. Bir kunda, ko'ryapsizmi? 40 yil izg'ilingan, lekin agar keyin Alloh ana shu bizda layoqatni ko'rsa, bo'lishi mumkin emas degan katta bir oldimizda to'g'anoqlar bor-ku degan narsalarni Alloh shunday oson qilib tashlar ekan. Bir kunda fath qilib kirib ketyapti. Hattoki agar bizda Alloh layoqatni ko'rsa, ko'ryapsizmi? Quyosh to'xtatib qo'yar ekan. Tasavvur qilyapsizmi bu gaplarni siz? Bu tabiatda o'zi o'zgarmas qonun bo'lgan quyoshlarni to'xtatib qo'yar ekan, agar bizda Alloh layoqatni ko'rsa. Ha bu tabiatda o'zi kelib ketayotgan tog'utlarni Alloh yo'qotib yubormaydimi?
agar biz layoqatni ko'rsa. Demak, kullu sab fa huwa fi zamanin li faraj sahlun. Har qanday qiyin deb o'ylanilgan to'g'anoqlar agar bizga Alloh berish vaqti kelsa, biz shunga layoqatli bo'lsak, qo'rqmang undan, oson ular. Hech narsa emas bu. Sahl o narsalar. Mana hayotingizda ham shu narsalarni qancha tasdig'ini ko'rasiz. Shuning uchun bu gap qonun bitta. Hayotingizda ana shu narsaga e'tibor qiling, amal qiling, ana shuni tasdig'ini ko'rasiz mana.